O da şunu söylüyor. Biraz hocam da söyledi. Biz hala birinci partiyiz ve partimizin oyları yükseliyor. Siyaset bunları söyler. Yani bununla çok fazla yorum yapmayayım. Bana göre de dibe vuruyor. Nasıl ispatlarsın? İşte seçimden en iyi ispattır. Sonuçta birinci parti olmuştur ama ben hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bak Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi okuma dönemi değil. Ben burada acıdığım bir kesim var. Acıdığım derken de onları böyle takip etmek için söylemiyorum. Aslında belki de en çok haksızlık yapılan kesim Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy veren kitleden söz ediyorum. O da şu. 2023'te bir seçim oldu. 2024'te bir seçim oldu. 2023'te yapılan seçimlerde bunu tekrar tekrar hatırlatarak söylüyorum. Şimdi Özgözler biz birinci partiyiz. Şu an seçim olsa biz alırız. Bir sene sonra işi götürürüz. Bir sene sonra zaten falan filan derken şu cümleyi hatırlatayım kendisine. Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğunda şunu yanlış okuyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ve CHP yazık değil. Kitlesine yazık. Aday olduğunda bu adaylık süreci öyle bir atmosferle bunu anlattılar ki. Anketlerde birinciler, sorsan havada karada kazanıyorlar. En sonunda o zaman yetkililerden bir tanesi, namı diğer Uzaylı Engin Altay. Dedi ki, yani dediler Kılıçdaroğlu doğru aday mıdır? Doğru soru. Ya şudur aslında dedi. Bu sadece onun tarafından değil, CHP ve kurmayları tarafından iletişimde kullandıkları bir dildi. O yüzden büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu gitti. Daha önce de çok kaybetti ama bu sefer çok kötü gitti. Dedi ki, Tayyip Erdoğan karşısında kime aday gösterseniz kazanır. Ama Kılıçdaroğlu ile döke saça kazanır. Ne demek döke saça? Orada bir metafor kullanmaya çalıştı. Yani haydi haydi kazanır. Kime aday göstersek kazanır. Çünkü şu an hükümet işi bitti. Bu ülke yönetilmiyor. Neye göre söylüyor bunları? Şuna göre söylüyor. Pandemi olmuş. Enflasyon var. Asrın felaketini yaşamışız. 100 küsur milyar dolarlık bir kayıp var. 50 binden fazla insanımız kaybolmuş. Daha bir tek uzaylılar Türkiye'yi hiç kaybetmemiş. Bu durumdasın. Ve o ifadem, o metaforu da tekrarlayarak size anlatmaya çalışayım. Hakikaten hepsi bir araya geldiler. Benzemezler, benzerler. Hatta yetmedi. Yetmedi de ki de yanlış cümle olmasın. ABD ve Kandil desteği de geldi. ABD ve Kandil desteği. Ve ispatlandı bu. Boşuna kimse konuşmasın. Neden? %3,5-4 aya olan, oy olan Cumhuriyet Halk Partisi o bölgede, HDP'nin oy aldığı bölgede 4'ü geçmemiş. 2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na 62 ile 72 arasında oy çıktı. 62-72. Demek ki Kandil demiş ki oy verin. Bak hepsi toplanmış. Ne oldu? Kaybettiler. Değil mi? 52 nokta. Erdoğan 2002'den sonraki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olduğunda ve başbakanken 50'den fazla Cumhurbaşkanı olduğu zaman da 52 küsürdü. Aradan yıllar geçti. 52 küsüre geldi, koydu yine. Aynı şekilde. Bunu okumak lazım diye 100 defa yazdık. Mizahi tarafımızı bırak. Bazı işlerin mavrasını yapıyoruz. Onlardan da vazgeçtim. Çok doğru, siyasi, basit bir analiz yapın. Yani bu topunuz geldiniz, kaybettiniz kelimesi, ifadesi tam da yerindedir. Biraz önce hocam hatırlattı. Sadece böyle değil. Seçimlerden önce Batı medyası da bunu yaptı. Bak hala Özgöz'e yanlış okuyor. Batı medyası Der Spiegel değil de başka bir gazete olması lazım. Ama kelimenin öyle olduğu konusunda cümle arkasındayım. O da şunu kullandılar. Dediler ki Kılıçdaroğlu'nun kazanması çok önemlidir Türkiye için. Türkiye için ve bizim için. Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye'de Türkiye demokratlar cesaretlenir. Kılıçdaroğlu kazanırsa yani. Die Welt. Korkunç bir şey. Kim söylemişti komutanım? Die Welt. Die Welt. Die Welt. Die Welt. Cesaretlenir ya. Tarafları belli oldu. Zaten ABD arkasında, Kandil arkasında. Altı benzemez üst üste alt alta. Ne oldu kaybettin? Bunu okumanız lazım. Peki 10 ayda ne değişti? Sayın Özgür Özel ne değişti? İsim değişti. İsim değişince millet biz zaten Özgür'ü bekliyorduk. Hemen artık Türkiye'yi birinci parti Özgür mü yapalım dedi. Bana kimse, burada çok konuştuk hatırlarsınız. Bana kimse Adıyaman'ın, Bartın'ın ve Kastamonu'nun Cumhuriyet Halk Partisi kazanılmasını buna bağlamasın. Bu bir komedya o haline gelir.
Bartın, Kastamonu ve Adıyaman'ın CHP'yi seçmesini özgözlere bağlamayın. Bak bu çok yanlış okumadır. Bu bir saçmalıktır. Bu özledim, ahmaklıktır. Konjonktürel şartları, emekliler, şunlar bunlar bin tane şey söyleyebilirsin. Yani CHP hangi tavşanı şapkadan çıkarttı da onu önce acayip ağır darbe yediği topu gelirken yerde bir anda CHP dedi. Bak bunu hala okuyamıyorlar. Onlar için söylüyorum. Onların faydasına olsun diye söylüyorum. Ben bir siyasi kavga vermiyorum burada. Okuyamıyorlar.